geldiniz. Hayır, çok teşekkür ederim. Hey, sonunda gidiyoruz. Nereye? Roma'ya. Son çağrıya kaldık. 3 saat önceden gelip. Son çağrıya kalanlar. Evet, şimdi gittik. Havalimanının önündeki otobüslere bindik. Bu otobüslerle terminale, terminalden de Paris'e gideceğiz. Metrodan da oraya geçeceğiz. İndik. Yürüyoruz. Direkt adam kendisi getirdi bizi buraya. Otobüs şoförü. Bir korktuk tabii yani. Bir kaçırılıyor muyuz acaba? falan diye bir düşündük. Çünkü hiçbir şekilde İngilizce bilmiyor ve İtalyanca konuşuyor tabii. Hiçbir şey anlamıyoruz. Sürekli birileriyle telefonla konuşuyor falan. Alper dedi ki İtalyan mafyası. Sanki bizi bulacaklar. Koca ülkede. Neyse getirdi bizi buraya ama ilk izlenim olarak şunu paylaşabilirim ki. Bayağı sanki Türkiye'deyim. Yani asfalt yama yama, ondan sonra bisiklete binen hiç görmedik. Genelde işte scooter lime adı galiba. Onunla biniyorlar. Hiçbir şekilde yaya geçidi falan diye bir şey de durmuyorlar yani şoförler falan. Bu bakıma birazcık Türkiye. Evet, bir tane bisiklet gördüm şu anda çöplüğün yanında. Ve çok pis yani sokaklar, çok değişik. Bu arada ben Münih'te hiçbir şekilde kendimi güvensiz hissetmedim mesela. Münih'te, Budapeşte de, Paris'te. Ki Paris'te kaldığımız yerde biraz Hint sokağı falandı. Hintliler vardı yani böyle, bayağı Hindistan'daydı sanki. Ondan sonra ama otel de biraz aralardaymış. Üzdü. Unutanlar. Ayakkabılarımızı havalimanında unuttuk. Ya hep ya bir şey unutuyoruz ya uçak kaçırıyoruz yani. Çünkü senin görevinde. Senin görevinde onu unutuyorsun genelde. Evet, Omnia kartlarımızı aldık. Biz Omnia kart almayı tercih ettik çünkü konuşalım. Çünkü Omnia kartta bütün Vatikan'daki müzelere, Vatikan müzelerine, Sistine Chapel'e hepsine girebiliyorsunuz. Roma Pass'te sadece 2 tane müzeye girebiliyorsunuz. Yoksa hani hepsine ayrı ayrı para vermek gerekiyor. Böyle daha uygun olduğu söyleniyor. Biz 150 euroya aldık bir tanesini. Ama şöyle bir de aynı zamanda bütün metro, otobüs hepsini kullanabiliyorsunuz Omnia Pass'le. Ve Omnia Pass'le aynı zamanda bu hani açık otobüsler var ya, turist otobüsleri, onları da kullanabiliyorsunuz. Bizce bayağı iyi. Zaten yani 150 euro gibi bir şey tutacaktı. Bir sürü burada gezebileceğimiz yer var çünkü. O yüzden bunu aldık. Daha rahat edeceğimizi düşünüyoruz. Ayakkabı çantamızı unuttuğumuz için havalimanında şu anda bugünü yakarak havalimanına gidiyoruz. Yani şey yapardık. 56 euro verdik. Hangisini biliyoruz? Bunu mu? Vay yani. Evet, pizza yemeye geldik. Buranın adı Pinsere. Burada Roma pizzası yiyeceğiz. Roma ve Napoli pizzası olarak ikiye ayrılıyormuş. Biz Roma pizzası yiyoruz. Roma pizzası daha ince, daha kıtır, daha gevrek. Napoli pizzası daha yumuşak, daha böyle pufidik, daha hamur hamur. Yanına da prosecco içiyoruz. Öyle şimdi bakacağız tadına. Geldi. Margarita ve supli. Bunlar da supliymiş. Pirinç, böyle domatesli pirinç ortasında şey var, mozzarella. Çok güzelmiş tabii. Bunu birazdan yiyeceğim. Önce çünkü pizzanın tadını çok merak ediyorum. Şöyle. Çok güzel. Çok beğendim. Ay, inanılmaz. Şöyle sufleyi açıyorum. Tadına bakıyorum. Pirinç, domates pirinç mi oldu öyle? Çok bir anda yağmur başladı. Mutlu. Sabahtan beri dondurma diyor. Yiyelim. Tabii ki su almaya unuttuğumuzu fark ettik ve otelin çok yakında bir Carrefour bulduk. Çikita muz. Ajda! Ajda!
Değişik meyveler belki yiyeceğiz diyeceğim ama hiçbir değişik meyve yok. Canım istemedi. Şey, cipsi istemedim. Şuraya bakalım. Fiyatlar bayağı iyi aslında. Of, makarnalar, soslar. Baksana. Ay. Tokum ama yerim yani. Gel gel. Burası Alper'in alanı. En sevdiği şey. Böyle damla çikolatalı bisküviler falan filan. Sonunda gezmeye gidiyoruz. Sabah koştu. Kaç kilometre koştu? Kaç kilometre koştu? 16 kilometre. Ben koşamıyorum tabii. Sus yap. Buralara tekrar gelelim bari de ben bir Strava rotası atayım burada. Şimdi bir sürü yer gezeceğiz. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yapmasam olmayacak bir espri. Kutsal Melek Kalesi'ne geldik. Fatih Sultan Mehmet'in oğlu burada esir tutulmuş 5 yıl. O yüzden de Türkler tarafından burası dinlenmiş. Öyle diyorlar. Omnia Pass aldığımız halde sıra bekliyoruz. Normalde sıra beklememek için Omnia Pass'ı almıştık ama bugün free günmüş. O yüzden de free günde öyle bir kart mart kullanamıyormuşsun. Evet, meşhur çeşmeye geldik. Dört Nehir Çeşmesi. Çeşmedeki heykeller Amerika, Avrupa ve Afrika'nın nehir tanrılarıymış. Ve çok güzel hikayeleri var. O kadar güzel bir makarna yiyorum ki. Neydi bu? Asparagus, domates, mantar. Portini. Portini mantar. Ben de biraz parmesan döktüm üstüne. İnanılmaz oldu. Doğum günü kutlu olsun. Üçüncü yılın kutlu olsun. En güzel makarnayı yine sen sordun. Evet. Bana kuru kuru makarna yedim. İnanılmaz tadı vardı. Şarap tabii ki. Bu güzel makarna yediğimiz yer 1957'den beri varmış. Pizzeria Cafe ismi. %100 tavsiye. İnanılmaz bir makarnası var ve şarabı da çok iyiydi. Biz direkt büyük ihtimal oranın sahibiydi. Geldi, bize ilgilendi. Direkt ona bıraktık. O ne isterse onu getirdi bize. Pompi'ye giriyorum. Buranın en ünlü tiramisucusuymuş. Bunun tadı çok güzelmiş. Şimdi ben fıstıklı ya da fındık yiyeceğim. Birinci bir bakacağım. Bendeki sahne, riske atmak istemedim. Ama fındıklıyı herkes tavsiye ediyor. Fındıklı ya. Tadı kalacak ve yarın tekrar isteyeceğim gibi bir tadı var yani. Beğendik. Yine yağmur başladı. Gün içinde çok sıcak ve çok güneşliydi. Bir anda güneş battığı anda yağmur başlıyor. Çok değişik. Şimdi yine yağmur başladı. Alper de buradan makarna yiyecek. Aslında iki çeşit makarna varmış. Biri pesto soslu, biri domates soslu diye biliyorum. Alıyorsun, çıkıyorsun. Biri domuzlu, diğeri vejetaryen. Kabak mı? Ha, biri kabaklı, diğeri domuzlu. Tamam. Üçüncü günümüz mü aslında? Pazar. Üçüncü günümüz mü? Üçüncü gün. Hellory, Hellory, Hellory. Oraya. Hello, hello, hello. Üçüncü gün.
Nereye gidiyoruz? Kolezyum. Çevresinde şöyle bir gezeceğiz. Ondan sonra Aşk Çeşmesi'ne tekrar gideceğiz. Neden? Çünkü ben yanlış atmışım. Yani sağ elle sol omuz üzerinden atılması gerekirken ben sırf o kalabalıktan acele etmek için hemen böyle attım. Ve korktum. Ya dileğim tersine olursa. Sonra bir de Castel Romano mu ne adı? Herkes onu önerdi. Bir de oraya gideceğiz bakalım. Trastevere'ye geldik. Bir yerde pizza yiyelim dedik. Bir tane pizza söyledik. Alper bir tane de makarnayı denemek istedi. Bize bir pizza hediye ettiler. Şu anda nasıl yiyeceğiz? Roma'da son sabah. Fark ettik ki bizim Vatikan'ın içinde gidebileceğimiz iki tane bazilika aslında cumartesi günüymüş. Cumartesi günü ona girmediğimiz için bugün sadece aslında en çok merak ettiğimiz Vatikan ve Sistine Chapel'ine gireceğiz. Allah'tan onu kaçırmamışız. Onun altısı olduğu aklımızda kaldığı için hepsini altısında olarak düşünmüşüz biz. Böyle bir dalgınlık. Bu şekilde birbirimizi çok iyi tamamlıyoruz. Hep böyle bir şey unutuyoruz, kaçırıyoruz falan filan. Olsun, bu da güzel. Hiç değilse Vatikan'ı göreceğiz. Öyle düşünüyoruz. Otelimiz çok yakın Vatikan'a. Yürüyerek gidebiliyoruz. Çünkü Vatikan bölgesindeyiz ama geri kalan her şeye çok uzak. Yani otobüs durağı falan var ama 30 dakika falan her yer yani. Vallahi yolculuk yapmaktan bıktık artık. Bundan sonra kesinlikle şehir merkezinden otel alacağım. Her nereye gidersek gidelim yani. Çünkü Paris'te de bunu yapmıştık. Bir de bir şey daha fark ettik. Kimse sigara içmiyor ya. Bayağı tobacco shop falan yok yani. Hani çok dikkat ettik ona. Hiçbir şekilde insanlar sigara içmiyorlar. Hani o kadar az ki sigara içen. Ben 3 kişi falan gördüm. Şu an 4. görüyorum. Ama hiç yani gerçekten sıfır. Ama genel olarak gerçekten hiç sigara kokusu falan yok. Çok güzel. Ve bir şey daha fark ettik. Arabalar çok eski. Yani hiç yeni araba yok. Çok nadir. Hep Fiat var. Başka ne var dedik? Genelde Fiat Smart. Var. Smart var. Kesinlikle. Bir, sıra beklemek istiyorsan Roma'ya gel. İki, trafik görmek istiyorsan Roma'ya gel. Ya o kadar trafik var ki yani sinir bozucu yani. Şey dedik, bavulları bırakırken işte dönüşte taksiyle gitsek hani geç kalmaktan korkuyoruz uçak yanmasın falan diye. Adam direkt metro, bir tane metro var zaten. Metroya binseniz daha hızlı gidersiniz falan dedi. Genel olarak öyle zaten de. Şimdi diğer ülkelerde gayet metro ile her yere tıkır tıkır gidiyordun. Arabayla otobüsle de gidiyordun. Hiç trafik görmedim. Burada her an trafik. Bir de çok fazla ışık var. Bence o yüzden çok trafik oluyor. Hep koşuyorlar. Değil mi? 50 yaş üzeri hep koşuyor yani. Ben hala koşamıyorum. Sakatlıktan kurtulamadım gittim. (Gülüyor)